bin nasihat bir musibete eşdeğer bunu atalarımız söylüyor binlerce kez insanlara söylüyorum değil mi kendi üzerinizde çalışmalar yapın özgünlüğünüze arttırmak için şu teknikleri uygulayın diyorum veya hedeflerinize gitmenize engel olan ayak bağlarından kurtulmak için şu teknikleri uygulayın diyorum yıllardan beri bunu ekranlarda ve sosyal medyada söylüyorum şimdi yaşadığımız bir musibet var. Sadece sen yaşamıyorsun. 7 milyar insan eve hapsedildi. İzolasyon hayatı. Bu durum seni düşündürüyor. Daha önceden kafan bozulduğu zaman eşine çıkıp dışarıya rahatlayabiliyordun. Ama şu anda çıkamıyorsun belki de. Çocukların yanından ayrılamıyorsun. Fark etmeye başladın. Ailenin ehemmiyetini kendi kişisel gelişimin önemini anlamış olmalısın. Çünkü çok düşündürdü seni bu musibet. Bu musibet öyle bir musibet ki tünelin sonundaki ışığı göremedin. Kaygılandın gelecekle alakalı. Tedirginlikler oluşmaya başladı. Korkuların üzerine bir korku daha eklendi belki de. Ama fark ettin etrafa baktığında. Senin rakiplerin, senin arkadaşların onlar da aynısını yaşadılar, düşündüler ve harekete geçtiler. Kendi üzerinde çalışmalara başladılar. Online olarak programlara katıldılar. Kitaplar okudular. Bir adım öne gideyim diye adım attılar. Peki sen ne yaptın? Bu kadar yaşadığın izolasyon hayatından sonra, karantina günlerinden sonra düşündün mü acaba? kişisel gelişim yaparak, kendi üzerinde çalışmalar yaparak çocuklarıma, hayatıma, eşime şans vermeyi düşündün mü? Bir şeyler yapmayı düşündün mü? Yoksa kafanı toprağın içine mi soktun? Fırsatı değerlendirdin mi? Şu soru da gelebilir belki aklına. Acaba geç kalmadın mı? Benim arkadaşlarım programlara katıldılar kendilerini geliştirdiler. İzolasyon günlerinde kendilerini eğitimlere verdiler. Online programlara katıldılar. Ama ben geç kaldım. Buna benzer düşünce aklına gelebilir. Senin için rahatlatayım. Kendi üzerine yaptığın çalışmalar hiçbir zaman geç kalınmış bir çalışma değildir. Hiçbir zaman geç kalmazsın. Hani var ya kıyametin kopacağını görsen de elindeki fidanı toprağa ek diye bir hadisi şerif var. Her zaman bir şey yapabilirsin. Eğer elini kalbine götürdüğünde yaşıyorsan kalbin atıyorsa bir şeyler yapabilirsin. Kendi üzerinde çalışmalar yapmaya başlayarak çocukların üzerinde eşinin üzerindeki değişiklikleri görebilirsin. Sen eğer kendi özgüven problemlerini çözersen çocuğun özgüven problemi de çözülür. Sen eğer ilk önce kaygılarından, gelecek korkusundan, tedirginliklerinden kurtulursan o zaman çocuğundaki veya eşindeki korkular ve kaygılar kendiliğinden kaybolacaklar. O yüzden ilk önce seni yapman lazım. İlk önce adımı sen atman gerekiyor. Sen şu dünyada tek bir kişiyi değiştirebilirsin. O da her gün saçını taradığın, dişini fırçaladığın kişi, aynanın karşısında gördüğün kişi sen kendini değiştirebilirsin. Nereden başlayacağını bilmiyorsan, nasıl kurtulacağını bilmiyorsan korkularından, kaygılarından, özgüven eksikliklerinden, biz varız yanında merak etme. Devamlı her videomda söylüyorum. Benimle iletişime giriyorum. Her videonun altında link koyuyoruz. Eğer sen de kendi üzerinde çalışmalara hazırsa o zaman form doldurursun benimle randevu yaparsın. O randevuda ben sana adım adım hedefine nasıl gidersin? Kişisel gelişim nasıl yaparsın? 3 ayda 3 adım sistemiyle kendi psikoloğun olarak iş hayatında, meslek hayatında, aile hayatında, sağlık konusunda ve kişisel konularda kendini nasıl değiştirebilirsin sana adım adım anlatır. Bunun için yapacağın şey videonun altındaki linki tıklayıp doldurmak. Bu videoyu beğendiysen beğene tıklamayı ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza, Instagram kanalımıza, Facebook kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.